Bize ne diyorlar yıllardır? Televizyon izleyicisi işte entrika ister, kaos ister, intikam, töre, aldatma, işte ahlaksız teklifler, yalancılıklar, cesur sahneler, işte aşiret hikayeleri falan ister. Başka türlü televizyonda tutmaz yaptığınız hiçbir iş. Değil mi? Öyle mi? Az gelin ben size şimdi bir diziden bahsedeyim. Bugün ne siyaset, işte ne gündem, ne de Twitter'da TT'leri falan konuşmayacağım. Zaten hep konuştuğumuz şey onlar. Bugün tam da gününde Gönül Dağı'nı anlatacağım size. Bir de bizim gözümüzden dinleyin bu diziyi. Yayınlandığı günden beri reytinglerde birinci sırada. Allah Allah! Hani bize dedikleri, bize zorla kabul ettirmek istedikleri şeyler? Töre yok bu dizide. Aldatma yok. İşte bir kadını evde bırakıp diğer kadınlarla otel odalarında böyle yarı çıplak sahnelerle fragman falan da yok bu dizide. Tek taşın peşine düşen 15 tane kadın tek bir adamı elde etmek için savaşmıyor da bu dizide. Eve ayakkabılarıyla giren de yok. Dizinin senaryosundan çok o dizide takılan mücevherlerin fiyatları falan da konuşulmuyor bu dizide. Uzun uzun yatak sahneleri de yok bu dizide. O kapısı üstten açılan arabalar, işte evleri saraydan farksız olan o kocaman kocaman malikaneler de yok. Nasıl oluyor da peki tutuyor bu dizi? Hani seyirci entrika severdi, işte aldatma severdi, kaos severdi. Gönül Dağı ne yaptı da ilk günden beri birinci sırayı bırakmıyor kimseye? Ha? Ve tüm aile aynı anda oturup nasıl bu diziyi izleyebiliyor? Anadolu'da bir bozkır masalı tadında geçen bu dizide aslında hepimizin hayatında yaşadığı şeylerden böyle parça parça izler var. Nasıl aldattım da işte yakalanmadım senaryoları yerine aşkın, edeple sevmenin, sevdiğini beklemenin, sabırdan sonra gelecek güzel günlerin hayaline tutunan bizden birileri var bu dizide. O baldız baldan tatlıdır diye bize ezberletilen çirkin ve hayasız muhabbetlerin yerine örfün, adetin, miras olan kadim bir geleneğin izleri var bu dizide. Şimdi yeni bir şey çıktı. İşte gelin almaya bandolarla gidiyor millet. Ya hayrola? Hakikaten hayrola? Nereden çıktı bu ya? Bizde gelin almaya öyle bandoyla falan gidilmez. Davul zurnadır, tulumdur, kemençedir. Düğün evine günler öncesinden asılır bayrak. Böyle kaynar kazanlar, tencereler. Yemekler piştikçe sofra şenlenir. Eş dost sevinir. Düğün evinde böyle bayram havası esilir. İşte Gönül Dağı'nda bu tadı bulduk biz. Ve gurbetin o dinmeyen acısı, o bitmeyen sızısı, o sönmeyen yangınını bulduk biz Gönül Dağı'nda. Kimimizin Almanya'ya giden kardeşi geldi aklına, kimimizin uzaktaki ailesi, kimimizin hiç gelmeyecek sevdikleri geldi akla bu dizide. İşte Gönül Dağı'nda gurbetin hepimizin içindeki burukluğunu bulduk biz. Gelinlik hayali kuran kızlarımız geldi aklımıza. Keriman karakteriyle tek hayali böyle mutlu bir yuvası olup telli duvaklı gelin olmak düşleri kuran kız kardeşlerimiz geldi aklımıza. Diğer dizilerde olduğu gibi öyle gelinlik modeli nasılmış, işte kim ne giymiş, onun takısı ne kadarmış, işte bunun gelin arabasının modeli nasılmış demedik hiç. Ne eğlenceli düğündü be, ne güzel bir geceydi, nasıl da bir tadı kaldı damağımızda o düğünün dediğimiz zamanları bulduk biz bu dizide. Yaşadığı memlekete bir çivi çakmaktan mutlu olan bizi hatırlattı bize bu dizi. Köye bir çeşme yaptırmak, işte kasabaya bir cami yaptırabilmek, bir okul, bir köy kahvesi, bir şadırvan yaptırabilmek bizim için en büyük şeydi. Halen daha da öyle. Bu bağ ve bu aidiyet duygusunu hissetmeyen bunu bilemez ve anlayamaz. Daha doğrusu biz toprağımıza olan gönül bağını bulduk bu dizide. Recep, Şaban adını sadece alay ve dalga konusu olarak kullanan o Yeşilçam sinemalarının aksine ismi Ramazan olan, Veysel olan, Yusuf olan, Döndü olan, Zahide olan tanıdığımız kişileri bulduk biz bu dizide. Fakirle zengin arasındaki uçurum ilişkilerin, o çirkin pazarlıkların, o dönme dolap dizi senaryolarının hiçbirisi yok bu Gönül Dağı'nda. Veyahut da işte esas kız, esas oğlan, o da yok bu dizide. O bencil başrol senaryolarının yerine her karaktere ayrı bir özellik, ayrı bir itina, ayrı bir esaslık kazandırdığı için sevdik biz bu Gönül Dağı'nı. Bugünlerde her yerde, televizyonda, gazetelerde, sosyal medyalarda içimizi parçalayan, bizleri insanlığımızdan utandıran ve midemizi bulandıran haberler görüyoruz, okuyoruz. Aslında farkında olmadan da o okuyup gördüklerimizle beynimizi kirletiyoruz. Allah'ın nasip ettiği ve sana bir emanet olarak verdiği o evlada yapılanlar, o görüntüler, o paylaşımlar. Sanmayın ki zaman geçince unutuluyor bunlar. Zihnimize attığımız her şey bizi içten içe kirletiyor, pisletiyor. Biz farkında bile değiliz. Onun için yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Toplum olarak bunları paylaştıkça, çoğalttıkça, işte dur bak ben buna da bir şey yazayım. Vay 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 böyle mi olurmuş? Biri durdursun bunları dediğimizde aslında sesimizi duyurduğumuzu ve
derdimize derman bulacağımızı düşünüyoruz. Ama yok, yok. Yavaş yavaş bunlara alışıyoruz. Bunları kabul ediyoruz. Bunlara karşı tabiri caizse uyuşuyoruz. Tabii ki haber olarak yapılsın bunlar. Ama sen, ben bu pislikleri yaymada araç olarak kullanılmayalım. Hani biraz uyanık olalım bu konuda. Derdim bu. Şimdi tüm bu kötülüklerin yanında kaybettiği evlatlarının mendillerini bile sandıklarda saklayan, onları açıp açıp öpüp koklayan analarımızın hikayelerini bulduk biz bu dizide. Yani Gönül Dağı'nda kendi annelerimizi bulduk biz. Elini omuzumuza atan, bizi babalarımıza karşı hep koruyan, kollayan, ne olursa olsun bizi sarıp sarmalayan, bizi hiç kimseye değişmeyen ve yeryüzünde bizi karşılıksız tek seven analarımızı bulduk biz. Kendi müziklerimizdeki o yaşanmışlıkları bulduk. Daha nasılsınız diye yazılan o günümüzün tıklanma için yapılan şarkıları yerine zamansız ve dönemsiz türkülerini bulduk biz bu dizide. Neşet Baba'nın sazını, zaidesini, memleketini, toprağını bulduk biz Gönül Dağı'nın hikayesinde. Kumar, silah, işte gayrimeşru, işte bu ilişkiler olmadan da güzel bir dizi yapılabildiğini gösterdi bize bu dizi. Filtrelerden, işte estetiklerden, yapaylıktan, sahtelikten, aşırı güzel olma kaygısından uzak Anadolu doğallığını özlediğimiz için iyi geldi bize bu dizi. Yani bu kez işte hasetin, kıskançlığın değil, özümüzü olan hasretin de reyting yapabileceğini gösterdi bize bu dizi. Günümüzde birileri Türk aile yapısıyla dalga geçiyor ya, hani bizim aile yapımızı aşağılıyor ya, onlar alsın bu diziyi kitap niyetine izlesin. Hani okumayla da hiç yorulmasın. Bizim memlekette komşuluğun, mahalle arkadaşlığının, akrabalığın, kuzenliğin nasıl olduğunu Gönül Dağı'nda izleyerek anlasın. Ha şunu da söyleyeyim. Bu Gönül Dağı dizisinde her bölüm böyle hikayesiyle tanıdığımız karakterler biziz aslında. Taner sırma boylu delikanlısıdır bu coğrafyanın. Güneşin alnında saçlarının rengi açılmış dürüst evladıdır Anadolu'nun. Adına türküler yazılan, bozkırın gecesinde gökyüzünde yıldızlar gibi parlayan evimizin kızıdır Zahide. Yolu samimiyet ve merhametten geçen, herkesin bir gün tanışacağı bir abidir Dolmuşçu Sefer. Dostlar, Gönül Dağı sadece bir dizi değildir. Mezopotamya'nın, Anadolu'nun, Diyarbakır'ın, Ege'nin, Akdeniz'in, yani bu coğrafyanın dünden bugüne uzanan en gerçek resmidir. Ne olursa olsun bu toprakları bırakmayacak bu coğrafyanın evlatlarının hikayesidir Gönül Dağı. Biziz işte o. Onun için hepimizin dağıdır o Gönül Dağı. Anadolu'da uzak bir köyde hayaller kuran çocukların yaptığı uçaklar, o sulama sistemleri, geri dönüşüm fikirleri bugün Teknofest'te çıkabiliyor ve derece alıyor. İşte amcaoğullarının, dayıoğlunun en gerçek halidir. O bizim Teknofest'e gelip katılan ve ülkesi adına bir şeyler yapmaya heyecanlanan o mucit çocuklarımız. Öyle işte coğrafya kaderdir diyerek mazeret üreten değil, imkansızlıkların içerisinde dahi her zaman bir ışık gören, yolunu çizen, dikenli olsa da o yolun dikenine de gülüne de razı olan bizim çocukların hikayesidir Gönül Dağı. İşte böyle dostlar. Bugün Gönül Dağı'yla dertleşelim, muhabbet edelim istedim. Şimdi size tavsiyemiz. Oturun çoluk çocuk, ailece, çayınızı da koyun. Varsa birkaç da kestane pişirin, oturun ve izleyin bu diziyi. Ve bu diziyi izlediğiniz zaman yüreğinizde şöyle bir his oluşacak. Neşet Baba, sen çal, biz bir ömür dinleriz. Hadi kalın sağlıcakla.